Düşeyi kestiği şekildeki olan özdeş ve türdeş KLM silindirleri üzerine X, Y, Z bırakıldığında şekildeki bir denge sağlanmaktadır. X, Y, cisimlerin kütleleri sırasıyla MXM mY, MZ MX olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. KLM silindirinin eşit hacimli ve eşit hacim bölmeli olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar KLM silindirleri için konuştuğumuzda bunlar özdeş olduğu için ağırlıkları yerin merkezine doğru G şiddetine çizelim. Ve Üzerlerine X, Y, Z, Z cisimleri konulmuş ve o zaman aşağı çekenler yukarı çekenlere denge durumlarında eşit olmuş olacak. Yüzen baskıda kılan cisimleri yukarı çeken kaldırma kuvvetleri buradaki ağırlıklar toplamına eşit olacak. Birinci şekle baktığımızda aşağı çeken G ile Gx'in toplamı yukarı çeken kaldırma kuvvetine eşit olacak. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekilmesi olduğu için bu sıvımızın yoğunluğuna D diyelim. Bayağı batan hacimde V olduğu için bir bölmesi battığı için yukarı çeken kaldırma kuvveti 1 de Vg diyorum. Aşağı çeken G ağırlığı yani K silindirin ağırlığı artı X'in ağırlığı eşit. G artı Gx 1 de ve eşit. O zaman G de Gx de 1 de ve küçük. Gelelim şimdi ikinci şekle baktığımızda 3 bölmesi batmış. O zaman bunları yukarı doğru çeken kaldırma kuvveti 3 de Vg eşit olacak. Neye? Aşağı doğru çeken A artar toplamına yani g var artı gx var artı bir de g'ye ağırlığımız var. O halde buradan ikisi arasında bir çıkarım yapıyorum. Zaten şu bir de g'ymiş. O zaman bunun bir de bunlara ait. Yani g ile gx'in toplamına ait. Buradan gy'nin 2 de ve g olduğunu bulabilir miyiz? Evet gy arkadaşlar 2 de ve g'ye eşit. O halde gx bir de ve g'den bile küçük. Çünkü ikisinin toplamı bir de ve g olduğu için g de g'den küçük olmasından dolayı daha doğrusu 1 ve g'den küçük olmasından dolayı bu da 2 ve g olduğu için g x bundan küçük olmuş olacak. Hemen yanına g bunlardan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Sonra 3'ün şekle baktığımızda g ile z'nin toplamı yani aşağı doğru çekenleri yukarı doğru çekenleri eşitlediğimizde kaldırma kuvveti 2 ve g. Yukarı çeken kuvvet aşağı çekeni eşit g artı gz ağırlığı diyorum. g artı gz dediğimizde buradan da e, üstteki ile alttaki arasındaki farka baktığımızda arkadaşlar bunların toplamı 2 de ve g demek ki gz gx'ten büyükmüş arkadaşlar gz de gx'ten büyük gz büyük gx diyorum o zaman en küçük gx çıktı şimdi en küçük GX'i yazalım sonra gy ile gz arasında bir ilişki kurmak istediğimizde bakarsak arkadaşlar burada gy'nin 2 de ve g olduğunu görüyorum hmm, demek ki gy 2 de ve g ise GZ'nin de G ile toplamı 2D ve G olduğu için o zaman buradan karşımıza de, GZ 2D ve G'den az. GY de 2D ve G olduğu için GY GZ'den büyük. GY büyük. GZ yazıyorum. En küçük de GX olduğu için YXZ şekli, YZX şeklinde bir sıralama doğru cevap olmalı. Yani arkadaşlar Ağırlıklarla kütleler doğru orantılı olduğu için aynı yer çekimisinde Y'nin en büyük, Y en büyük, sonra Z, sonra X sıralaması yani cevap E seçeneği doğru olmalı. K küpü M sıvısı içerisine yavaşça konulduğunda şekil 1'deki gibi batarak dengede kalıyor. K ve L küpleri birbirlerine yapıştırılmadan M sıvısı içerisine üst üste bırakıldığında ise denge konumu şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre K-L küplerinin ve M sıvısının öz kütlesi DKDL DM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar K cismi M sıvısı içerisine battığı için yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük. Yani K'nın yoğunluğu M'nin yoğunluğundan fazladır. Gelelim şimdi ikinci şekle. L cismi K cisminin altına konulduğunda bakın bunu askıda tutmaya çalışmış. Yani normalde K batmak istiyor. Yani yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktü. Birinci şekilden anladık. L cismi de demek ki yoğunluğu sıvının yoğundan küçük ki bunu yukarı doğru çıkarmak istiyor. Ondan dolayı da L'nin yoğunluğu sıvının yoğundan küçükse o zaman M'den küçük olmuş oluyor. Sıralama demek ki KML şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Cevabımız C seçeneği olmalı. Sırasıyla 15 Newton ve 20 Newton ağırlığındaki eşit hacimli K ve L cisimleri özdeş dinamometreler asılarak K cismi X sıvısına L cismi Y sıvısına tümüyle batırıldığında dinamometrenin her ikisi de 10 Newton değerini gösteriyor. X sıvısının öz kütlesi X, Y sıvısının öz kütlesi Y olduğuna göre DX bölü DY oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir dinamometreye asılan cisim sıvıya dağıtılmasa dinamometrenin okuduğu değer cismin ağırlığına eşit olmuş olacak. Bu yaylı kantarımız yani kuvvet ölçer ifade ediliyor. Bu cismi bu dinamometreye bağladığımızda cismin ağırlığı kadar bir değeri ölçer. Fakat bunu bir sıvı içerisine koyduğumuzda sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinden dolayı FK yukarı yönde. Yine dinamometrenin okuduğu değer yukarı yönde ağırlığımız da aşağı yönde dersek G olarak yazdığımızda dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığı eksi kaldırma kuvveti. Yani bir cisim sıvı içerisine daldırılmadan Dinamometre ile ölçüldüğünde dinamometre ağırlığını gösterir. Ama sıvı içerisine daldırıp ölçtüğümüzde FK kadar hafifler. Demek ki arkadaşlar burada 15 Newton ağırlığında ve 20 Newton ağırlığında cisimlerimiz sıvı içerisine daldırıldığında dinamometre ile ölçüm yapıldığında 10 Newton gösteriyorsa bakın dinamometrenin gösterdiği değer 10 eşittir diyoruz. Cismin ağırlığı yani 15 eksi kaldırma kuvveti x sıvısı olduğu için buna ben fx diyeyim. Buradan Fx'in 5 Newton olduğunu algıladık mı? Evet. Aynı şeyi yine dinamometre 10 Newton'u gösteriyormuş ve 20 Newton ağırlığında L cismimiz, y cismimiz var, L cismimiz var. O halde 20 eksi oradaki kaldırma kuvvetine ikinci kap için Y sıvısı olduğu için FY ediyoruz. FY'nin buradan 10 Newton olduğunu görüyoruz. O halde arkadaşlar kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ivmesi olduğu için Birincisi için x için yazdığımızda 5 newton, y için yazdığımızda 10 newton. O zaman 5 eşittir 10 eşittir v batan yani cismin hacmi eşit hacimli dediği için bu kalle isimlerine v diyorum ikisine. D sıvılar arkadaşlar d x ile d y çekim ivmeleri her ikisi için de aynı olduğu için bunları taraf tarafa oranladığımızda 1 bölü 2 oranının şekilde görüldüğü gibi x'in yoğunluğunun y'nin yoğunluğuna oranla eşit olduğunu söyleriz. Yani cevabımız 1 bölü 2 çıkmalı. Cevap E seçeneği olmalı. Ağırlığı G ve öz kütlesi 5D olan K cismi bir dinamometre ile öz kütlesi 3D olan bir sıvı içerisinde batırıldığında şekilde 2 dengede kalıyor. Buna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç G'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir kere ağırlığının G ve öz kütlesinin 5D olduğu bir cisimden bahsediliyor. Cismin hacmine V dediğimizde ağırlığı nasıl buluyoruz? Ağırlık yani gravitation M çarpı G eşit. O halde arkadaşlar M de cismin kütlesi yani devesi olduğu için D çarpı V çarpı yer diyeceğiz. O zaman G ağırlığın arkadaşlar buradaki sorumuza uyarlıyoruz. E, e MG'sini yani deve G'sini yazmak istediğimizde yoğunluğunun 5D olduğu belirtilmiş. 5D çarpı hacmine biz V dedik çarpı yer çekimi imesi. Yani G ağırlığı aslında 5 ve G'ye eşit. Şimdi 3D öz sıvı içerisinde tartılıyor. Bakın 3D yoğunluklu sıvımız var. Haliyle bu kaldırma kuvveti uyguluyor. O halde bunun uyguladığı kaldırma kuvvetine FK dediğimizde dinamometrenin ölçtüğü derece D de dersek yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde bakın yukarı çeken kaldırma kuvveti artı dinamometrenin gösterdiği değer eşit olmuş olacak cismin ağırlığına. Şimdi kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı. Cismin hacmine V dediğimiz için yoğunluğuna da sıvının yoğunluğuna da 3D dediğimiz için o zaman V batan çarpı D sıvı 3D ve G yapmış oluyor. 3D ve G artı dinamometrenin gösterdiği değer eşittir cismin ağırlığı. Onu da biraz önce 5 dvg şeklinde ifade ettik. Dinamometrinin gösterdiği bu değer buradan 2 dvg büyüklüğünde çıkar. Peki bunu bize ağırlık cinsinden sorduğu için ağırlığın kaç katı arkadaşlar bu? 2 bölü 5 katı. Yani dinamometrinin gösterdiği değer g cinsinden 2 bölü 5g şiddetinde çıkar. Yani cevabımız 2 bölü 5 d seçeneği doğru olmalı. Öz kütleleri sırasıyla DLDM olan ve birbirlerine karışmayan L ve M sıvılarının bulunduğu kabın içine türdeş K silindiri konulduğunda silindir şekildeki bir dengede kalıyor. Silindirin L sıvısına batan kısmının yüksekliği HL, M sıvısına batan kısmının yüksekliği HM oluyor. Bu kaba L sıvısından biraz daha eklenirse HL, HM için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. M'nin yoğunluğunun L'den de büyük olduğu belirtiliyor. Arkadaşlar bu cisim tabana değmedikçe askıda kalan ve yüzen cisimler için denge durumlarında yukarı çeken kaldırma kuvveti veya kuvvetlerinin ağırlığına eşit olduğunu söyleriz. O zaman L sıvısı içerisine batan kısmından dolayı L sıvısı buna bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Buna FL diyelim. Yine M sıvısına da battığı için M sıvısı da bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Buna da M diyelim. O zaman yukarı çeken K sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti ile L sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti buradaki bizim K silindirimizin ağırlığına yani G ağırlığına eşit olmuş olacak. Peki ben buraya L sıvısından bir miktar daha ilave edersem o zaman ne olacak? L sıvısının ilave edilmesi burada L sıvısına batan hacmin artması anlamına gelecek. Şimdi ağırlığımız sabit mi? Evet, ağırlığımız değişmedi. Peki ben L sıvısından biraz daha koyduğumda L'ye batan hacmi daha fazla olduğu için L'nin kaldırma kuvveti artacak mı? Evet, L'nin uyguladığı kaldırma kuvveti artacak. E bu sabitken bu artarsa bunun da haliyle azalması gerekiyor. O zaman arkadaşlar burada bize L sıvısına batan yüksekliği HL demiş. Yani başlangıçta HL iken şimdi ne oldu? Bu da HL'den daha büyük olmuş oldu. Yani HL'nin arttığını gözlemledik. Yine arkadaşlar M sıvısı için konuştuğumuzda altı sıvıya batan hacmi de azalmak zorunda. Çünkü ikisinin toplamı yer çekilmesine eşit oluyordu. Daha doğrusu cismin ağırlığına eşit oluyordu. Ondan dolayı da arkadaşlar M'ye batan hacmi de azalma gerçekleşecek. Çünkü bu artarsa bu azalacak ki ağırlığımız sabit olduğu için eşitlik sağlansın. Demek ki M sıvısına batan kısmı yönünü düşündüğümüzde yani şuraya HM dersek HM'nin de azalacağını yani cevabın D seçeneği olacağını buradan söyleriz. K ve L cisimleri türdeş sıvı içerisinde şekilde ekibi dengede kalıyorlar. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri sıfırdan farklı olduğuna göre yani bu ip bunu yukarı doğru çekiyor bu ip de bunu aşağı doğru çekiyor. Aşağıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar şimdi bu ipte bir gerilme kuvveti varsa yani bunu yukarı çektiğimiz halde bu şekilde askıda kalıyorsa bu ipi kesersek bu cisim tabana değer. Yani aslında bu cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olduğu için ipte bir gerilme kuvveti oluşmuş. Demek ki arkadaşlar K'nın yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan daha büyük olduğunu burada algıladık. Yine L cismini aşağı bir ip yardımıyla çektiğimizde bu şekilde askıda kalıyorsa ipi bırakırsak bu cisim yüzmeye başlar. Aslında L cismi sıvının yoğundan küçük bir yoğunluğa sahip olduğu için yukarı çıkmak istiyor. İp bunu dengede tutmaya çalışmış. O halde buradan da anlıyoruz ki L'nin yoğunluğu sıvının yoğundan küçük. O halde D sıvı DL'den de büyük dersek sırayla K, S, L şeklinde bir sıralama doğru cevap olmalı. Buna göre K cisminin öz kütlesi sıvının ikisine eşittir. K cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit değil. X ipindeki gerilme kuvveti Y ipindeki gerilme kuvvetinden büyüktür. Şimdi iplerdeki gerilme kuvvetleri bunların ağırlıkları net olarak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Bunun yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük, bunun yoğunluğu da sıvının yoğunluğundan küçük. Sadece bunları net olarak biliyoruz. Yoksa e, iplerdeki gerilme kuvvetlerini net olarak bilmiyoruz. Çünkü hacimleri belli değil, kaldırma kuvvetleri belli değil, ağırlıkları belli değil. Yani bunun için net bir bilgi konuşamayız arkadaşlar. K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden büyüktür. Yine kütleler arasındaki ilişkiyi bilemiyoruz. İp gerilmeleri zaten ağırlıklar arasındaki ilişkiyle alakalı olduğu için ağırlıklarını bilememek, kütlelerini zaten bilememek anlamına geliyor. O da o ipteki gerime kuvvetini bilmemekle alakalı. Yine K cisminin öz kütlesi, L cisminin öz kütlesinden büyüktür. ifadesi bakın en büyük zaten K'nın yoğunluğu tabana değmek istiyor aslında bu. Bu da yüzmek istiyor. Yani K'nın yoğunluğu kesinlikle L'nin yoğunluğundan büyük. Yani bu ifademiz kesin doğrudur. Bize kesin doğru olan sorulduğu için cevabımız deniz olacak. Yine biz L, E seçeneğini de okuyalım. L cismini etki eden kaldırma kuvveti, K cismini etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Şimdi burada kaldırma kuvvetlerini batan hacimlerini bilmeden kesin bir şey söyleyemeyiz. Ondan dolayı da arkadaşlar kaldırma kuvvetleri arasında kesin bir ifadeye ulaşamayız. Bunu da net bilemediğimiz için cevap D seçeneği olmalı deriz. Birbirlerine yapışık olmayan XYZ küpleri türdeş sıvı içerisinde şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar birbirlerinden ayrıkmış yani yapışık olmayan dediği için ayrık ayrı ayrı düşündüğümüzde o zaman şöyle bir net kesin bir ifade kullanabiliriz. Yani x'in yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olmamalı. Sıvının yoğunluğundan küçük olursa yukarı çıkmak ister. Bu buna yapışık olmadığı için aşağı çekemeyeceğinden dolayı bu yukarı doğru çıkar. O zaman demek ki bir kere şu kesinlikle olmamalı. dx sıvının yoğunluğundan küçük olmamalı. Bu kesinlikle arkadaşlar olmaması gereken bir durum. Böyle bir şey olmamalı. Aynı şey Z için konuştuğumuzda Z cisminin yoğunluğu da sıvının yoğunluğundan büyük olmamalı. Yani o zaman DZ'nin sıvının yoğunluğundan da büyük olmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Sıvının yoğunluğundan büyük olursa aşağı inmek ister. Yapışık olmadığı için onu engelleyen herhangi bir şey olmadığından dolayı dengede kalamaz. O halde arkadaşlar hangileri doğru olabilir demiş. Buna göre yorumlayalım. X'in öz kütlesi sıvının ikisine eşittir. Bunların hepsinin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit olabilir. Yani o zaman x ile sıvının yoğunluğuna eşit olma ihtimali var. Olabilir. Y'nin öz kütlesi sıvının ikisinden büyüktür. Y'nin öz kütlesi sıvının ikisinden büyük olsa aşağı inmek ister. Z'de yoğunluğu küçük olup yukarı çıkmak istese bunlar birbirlerine bu şekilde dengede tutabilir. Yani böyle bir durum gerçekleşebilir. Z'nin öz kütlesi sıvının x'ten büyüktür. Bakın Z'nin öz kütlesi sıvının x'ten büyük olmayacağını çünkü onu aşağı inerken yukarı çekecek e, yapışık olmadığından dolayı bir kuvvet olmadığı için e, yoğunluğu sıvının yoğundan büyükse de ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olacağı için tabana doğru gitmeye başlar. Onun için Z'nin öz kütlesi sıvıdan büyük olmamalı. Bu bir kere kesinlikle yanlış. O halde 1 ve 2 olabilir. Cevap D seçeneği doğrudur deriz. Eşit hacim bölmeli K dik silindirli bir kaptaki X sıvısı içerisinde şekilde konumda dengede kalıyor. M açılarak kaba öz kütlesi X küçük olan Y sıvısı yavaş yavaş ekleniyor. Y sıvısının eklenme süresi içerisinde K silindirinin sıvılar içerisinde görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar alttaki sıvının yoğunluğuna 2D diyelim. Üste bir sıvı ilave edecekmişiz ve o sıvı da y sıvısı x'in yoğundan küçük. Ona da atıyorum d yoğunluklu sıvı diyelim. Şimdi ilk durum için konuştuğumuzda bunun iki bölmesi batmış. Buna eden kaldırma kuvveti yüzen cisimlerde kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu biliyoruz. O zaman x alt tarafta x sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti fx diyelim. Başlangıçta neye eşit? eşit. Buradaki kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Yani 2 bölme batmış. 2D yani 4 de ve G'lik bir kaldırma kuvvetini tek başına X sıvısı dengede tutmaya çalışıyor. E üzerine Y sıvısı ilave ettiğimizde bu sefer X sıvısıyla birlikte Y sıvısı kaldırma kuvveti uygulayıp G'yi dengeleyecek. O zaman ikinci durumdaki Fx dediğimiz kaldırma kuvveti X sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti başlangıçta tek başına dengede tutarken ikinci durumda Y sıvısıyla birlikte dengede tutacağı için Fx üssünün başlangıçtaki fx'ten daha küçük olduğunu yani aşağıya daha az batması gerektiğini bize gösteriyor. O zaman aşağıya daha az batacak olmaz. Aşağıya daha az batacak bu da olmaz. Şimdi aşağıya bir battı. Gelelim şimdi üstteki sıvının yoğunluğu alttakisinden az. Yani demek ki şimdi ikinci B seçeneğine baktığımızda bu iki de e buna da D dediğimizde ikisinin kaldırma kuvveti bakın başlangıçta 4 devg iken şimdi 4 devg olmuyor. He, o zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Üstteki sıvıya bir bölmeden daha fazla batmak zorunda. Yani alttakine göre daha fazla batacak ki onun da kaldırma kuvveti 2 dvg olabilmesi için yani daha fazla yükseklikte olmalı. Yani B seçeneği de olmaz. Daha fazla yükseklikte de olacak dedik. Burada daha az yükseklikte olduğu için bu da olmaz. Yine daha fazla yüksekte olabilecek tek şık bu var. O halde cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir katı cisim öz kütlesi 2 gram bölü santimetre olan türdeş sıvı içerisinde hacminin 1 bölü 4'ü suyun dışında kalacak biçimde yüzüyor. Arkadaşlar şimdi bakın bir cismi sıvı içerisine bıraktığımızda 4'te 1'i sıvı dışında kalacak şekilde. Yani 3 bölmesi sıvının içerisine kalmış bir bölmesi sıvının dışarısına kalmış. Dörtte üçü batmış. Şöyle 4 bölmeye ayırdığımızda bunların her bir bölmesine V, 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 D, v diyelim. 3 bölmesi batmış. Kalacak biçimde yüzüyor. Yoğunluğu da sıvının Hop 2 olarak verilmiş. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaşlar yüzen ve askıda kalan cisimler dengede ise bunlar için yukarı çeken kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit. Ve bunu açtığımızda V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim imesi cismin ağırlığına yani MG'sine yani cismin D cisim çarpı V cisim çarpı G'sini D ve G'sini eşit. Buradan da G'ler gidince bakın şöyle bir oransal ilişki buluyoruz. V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı. Bu ne demek arkadaşlar? D cisim bölü D sıvı. Bu batma oranı yoğunluklar oranına eşit. Yani cismin yarısı batıyorsa sıvının yoğunluğunun yarısına, 5'te 1 batıyorsa 5'te 1'ine, 3'te 1 batıyorsa 3'te 1'ine eşit. Burada bakın 3 bölü 4 oranında bat. V batan 3 V. V cisim 4 V. D cisim arkadaşlar bilmiyoruz. Onu soruyor. D sıvının yoğunluğu da için. Buradan çarpma çırpma işlemini uyguladıktan sonra cismin yoğunluğunun 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 çıktığını 1,5 veya 3 bölü 2 gram bölü santimetre olduğunu buradan söyleyebiliriz. Cevabımız 3, gram, 3 bölü 2 gram bölü santimetre olmalı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz.